Merhabalar. Serimizin ikinci bölümünde Heaven Map'inde KJ ile Bayside bomba kurulunu göstereceğim. Göstereceğim 3 taktik de bana ait. Bu tarz ürünün devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. İlk bombamızda şöyle hemen bir ilk nereye bombayı kurmamız lazım onu göstereyim. Bayside'ın girişinde şu kısma bombamızı kurmamız lazım bizim. Gördüğünüz gibi zaten bu kısma bombamız kırılıyor. Hemenden bombayı atacağımız noktalara gelelim. Bombayı atacağımız noktalardan biri şu gördüğünüz bir gölge düşüyor şuraya. Kendimizi bu gölgeye buradan hizalıyoruz. Ayrıca şu duvarın köşesiyle kendimizi hizalıyoruz. Sonra çatının alt kısmında çıkıntı tahtaların ortası yani ikincisi oluyor. İkinci tahtaya cross'umuzu koyuyoruz ve zıplayarak bombamızı atıyoruz. İkincisine de onun birazcık soluna atıyoruz. Ve bu şekildeyken bombamız burada oluyor zaten. Ve çözene rakibimizi rahatlıkla burada öldürebiliriz. İlk taktiğimiz bu şekildeydi. İkinci taktiğimizde ise A site ile B site'ın bağlantı noktasındaki B site kapısına atacağız. Bombamız dilersek şurada, dilersek şu tarafta, dilersek şu tarafta. Yani şu gördüğünüz kısmın işaretleyemem şu an ama şu gördüğünüz kısmın içine kurulabilir halde olacak. Bombalarımızı A site'ın üstüne çıkıyoruz. Üstüne çıktığımızda kendimizi şu duvarın sağ çıkıntı kısmına doğru bırakıyoruz. Yavaşça. Gördüğünüz gibi şu an dış kısımdayız. Bombamızı ilk önce alttan sayalım. 1, 2, 3. Üçüncünün 4 ile ortasının üstteki balkonun alt karanlık kısmını oluşturuyoruz ve atıyoruz. Birazcık yanlış kaydım neyse. İkincisini onun sağ alt kısmına doğru atıyoruz. Unutmayın. Ne kadar sağa doğru kaydırırsanız o kadar da aşağı inmesi lazım. Çünkü bu taraf uzak, bu taraf yakın kısım oluyor. Şimdi bakalım bombalarımıza. Gördüğünüz gibi ikisi de çizgiye oturmuş durumda. Gösterdiğim kısmın iç kısmı yani zaten buraya iki farklı ya burası ya şurası olarak gösterebilirim bomba kurulumuna. Bu bölgeyi komple kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Rakibimiz bu durumda bombayı çözemeyecek. Hatta çözüyorsa da ölme ihtimali çok yüksek. İkinci taktiğimiz de bu şekildeydi. Üçüncü taktiğimizde ise T-Spam'dan Double Door çıkış kısmında bulunan duvarın şu köşesine geçiyoruz. Sırtımızı bu köşeye veriyoruz. Şurada gördüğünüz bir sarkık. Neymiş o? Çamaşırımız var. Bu çamaşıra cross'umuzu koyuyoruz. Bombamızı elimize alıyoruz. Koşup zıplara katıyoruz. Bu bombamızla yine ilk gösterdiğim taktiğe benzerinin birazcık açığına doğru düşüyor. Bunda da bomba kurulumunu bu tarafa yaparsanız rakibimizin bombaya rahatlıkla çözebilecek noktalarına oturacağını emin olabilirsiniz. İki tane atarak da rakibimizin ölmesini garantileyebilirsiniz. Üçüncü taktiğimiz de bu şekildeydi.